24'ten merhaba, iyi haftalar diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemini paylaşacağız. Birazdan 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le üzerine konuşacağız. Piyasaları neler bekliyoruz bu hafta ve tabii nasıl başladık güne detaylandıracağız. Hemen haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını söyleyelim piyasaların. İşsizlik rakamları ve merkezi yönetim bütçe dengesi piyasalar açısından önemliydi. Temmuz ayında işsizlik oranı %10,8 oldu. Bütçe ise Eylül'de 6 milyar lira açık verdi diyelim. Ve rakamlardaki son duruma bakalım sayın seyirciler. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yükselişle 97.346 puandan başladı. Şu saat itibariyle 98.151 puanda. Dolar cephesinde ise düşüş sürüyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5.98 seviyesinde olan dolar TL analistlerin destek olarak takip ettiği 5.85'in altına geriledi. Şu saat itibariyle ise bakıyoruz 5.84 seviyesinde ve yine ekside görünüyor. Avro da aynı şekilde ekside 6.77 seviyesinde. Altın cephesinde durum ne? Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın bugüne de düşüşle 230 lira seviyesinden başladı. Ve şu an itibariyle bakıyoruz, şu saat itibariyle gram altında 231 lira 62 kuruş, çeyrek altında 378 lira olduğunu söyleyelim. Ve petrol fiyatları ise haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 81 doların üzerinde başladı. Şu saat itibariyle 81,25 dolar olduğunu görüyoruz. Ve faizlere bakacağız son olarak. Tahvile bakıyoruz. %26,8 tahvil ve repo %22,5. Faizlerle bitirelim piyasaları. Gündeme bakalım nasıl başladık haftaya. Haber turu geliyor. Yoğun bir şekilde... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki Hedef 2023 Türkiye Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Ekonomimizi adım adım kurtaracağız diyen Albayrak, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride kaldığını söyledi. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında işsizlik %10,8 oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla %48,2'ye yükseldi. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için tanınan süre bugün doluyor. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabilmek için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. Sebze ve meyvede cepten denetim dönemi başlıyor. Hal kayıt sistemi, yani HKS mobil uygulamasını telefonuna indiren tüketiciler, alacağı sebze ve meyvenin üreticisini alışından satışına kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek. Ve ayrıntılara bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'daki Hedef 2023 Türkiye Zirvesi'nde konuştu. Önemli mesajlar verdi. Ekonomimizi adım adım kurtaracağız diyen Albayrak, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride kaldığını söyledi. İşte ayrıntılar. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından önemli satır başları şöyle. Albayrak, enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz dedi. Kur ve faiz açısından kötü bir dönemin geride kaldığını belirtti. Albayrak, uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başarılı projelerinin bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldığını söyledi. Bakan Albayrak, son dönemdeki spekülatif ataklara da dikkat çekti. Başka bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir kriz yaşardı açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomideki dengelenme sürecine de değindi. Dış ticaret rakamlarının ardından ekonomide dengelenmenin başladığına şahit olduk dedi. Albayrak hal yasasında çok yakın süreçte meclis gündemine geleceğini belirtti. Rasyonel bir orta vadeli program. Yeni ekonomik programla birlikte Türkiye... TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında işsizlik %10,8 oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla %48,2'ye yükseldi. İşsizlik rakamları açıklandı.
TÜİK'in verilerine göre Temmuz ayında işsizlik oranı %10.8 oldu. Böylece geçen yılın aynı dönemine oranla 0.1 puanlık artış gösterdi. Genç nüfuslu işsizlik oranı ise 1.2 puanlık azalışla %19.9'a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısına bakıldığında Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye ulaştığı görüldü. İstihdam oranı ise 0.2 puanlık artışla %48.2'ye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19.7'si tarım, %19.5'i sanayi, %6.9'u inşaat, %53.9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. İş gücüne katılma oranının ise 0.3 puan artışla %54 olarak gerçekleştiği görüldü. Bu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla %73.8 olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla %34.7 olarak gerçekleşti. En az 15 Amerikalı firma Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yatırım yapacak açıklama Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat'tan geldi. Akat, Amerikan firmalarının Avrupa ve Çin'le olan ilişkilerinin Amerika'nın politik bakışı nedeniyle zor duruma düştüğüne de dikkat çekti. Türkiye onlar için iyi bir liman dedi. Avrupa ile olan, Çin'le olan ilişkileri Amerikan firmalarının Amerika'daki politik bakış çerçevesinde zor duruma düştü. Türkiye'de iyi bir liman, iyi bir kapı. 3,5 saatlik mesafe içinde birçok yere rahatlıkla ulaşılabiliyor. Hem buranın pazarına hükmetmek, hem buradan birçok ülkeye mal verebilmek için Türkiye iyi bir üst. Bu üstü tabii şu anki hazırda Türkiye'de bulunan Amerikan firmaları daha iyi bir şekilde değerlendirip kullanacak yeni yatırımlarıyla. Ayrıca benim bildiğim ve duyumumu aldığım en az 15 tane holding seviyesinde 100 milyarlarca dolar yatırım yapabilecek firmaların bir kısım yatırım kanallarını bugün işte her bir firmanın minimum 100 milyon dolar üzeri yatırımlarını Türkiye'ye aktaracaklarını biliyorum. Son çeyrekte bir atılımlar başlayacak. İşte geçmişte görüşmeler, konjonktürü inceleyen birçok yeni yatırımcı firma bulundu. Fakat hep beklediler bunlar. Şimdi artık bekleme süresi bitti. İş yapma süresine geldi. Gündemden öne çıkan başlıklar böyle sayın seyirciler. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le iyi haftalar. Merhaba evet, Sadi Bey. İyi haftalar. Güzel bir hafta başladı diyelim. İnşallah. Şimdi ilk önce Bakan Albayrak'ın açıklamalarına bakmak lazım. Albayrak İstanbul'daki Hedef 2023 Türkiye Zirvesi'nden konuştu ve oldukça önemli mesajlar verdi. Şimdi şöyle bir iki cümle özetleyecek olursak enflasyona ilişkin enflasyon kur ve faiz açısından daha doğrusu kötü bir dönemin geride kaldığını söyledi. Ekonomide dengelenme sürecine dikkat çekti. Siz neler söylersiniz Albayrak'ın açıklamalarıyla ilgili? Enflasyon, kur ve faiz evet. Zaten son 3 aydır 4 aydır ekonominin dengesini büyük ölçüde sarsan konuştuğumuz hani büyümeyi etkileyen vatandaşın cebini etkileyen Türkiye'ye para girişini çıkışını her şeyi etkileyen o fırtınalı dönem diyebileceğimiz dönem evet onun sonuna geldik öyle gözüküyor çünkü özellikle Amerika'yla da daha iyi bir iletişim. Amerika'nın Türkiye'ye karşı ekonomide, küresel anlamda Türkiye'nin ihtiyacı olan para girişi, kredi, borçlanma konularında yapabileceği olumsuz şeyler, bunlar da artık bir kenara bırakılabilir. Dolayısıyla önce kurlarda bir istikrar şart, o gerçekleşiyor. Hatta biraz da aşağı doğru gerçekleşiyor. Kurda özellikle dolar alım satımındaki o marjın kapanması, piyasanın çalışması önümüz bu ay Ekim ayında muhtemelen enflasyonu pozitif etkileyecek. Yani bizim beklentilerimiz açısından Eylül'deki gibi yüksek bir aylık enflasyon olmayacak. Dolayısıyla özellikle Eylül ayı enflasyonu açıklandıktan sonra faizler üzerinde tekrar tartışmaya açılan yeniden faizlerin
artırılması gerektiğine dair sözler söylenen bir süreç evet. gördük. Bu da bir anlamda ortadan kalkacak. Dolayısıyla Sayın Bakan doğru söylüyor. Bu dengeleme süreci başlandı. Dengelenme sağlanıyor. Önümüzdeki aylar daha istikrarlı, daha sakin bir dönem göreceğiz. 2023 zirvesi yani 2023 zirvesi olması da güzel. Çünkü Türkiye hedeflerinden bu fırtınalı dönemde uzaklaşmıyor. Evet tabii ki önümüzdeki dönemde özellikle iç kaynaklarla büyük projeler yapılmayacağına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekonomi programı bu konularda bazı tespitler yapıldı. Doğru ama başlamış büyük projelerimiz var. Artı başlamamış bir de Kanal İstanbul var. Ondan taviz verilmiyor. Çanakkale devam ediyor. Belki Boğazlarla ilgili, Boğaz'daki yeni geçitle ilgili ve başka bir takım altyapı projeleriyle ilgili biraz öteleme olur ama makro dengeler sağlanacak ve Türkiye büyüme hedefleri açısından, ihracat hedefleri açısından işte işsizlik, enflasyon hangi rakamlar olması gerekiyorsa tekrar o hedeflere kilitlenmiş olacak. Peki nasıl adımlar atılmalı işsizlik noktasında? Ondan sonra piyasalara geçeceğim. Onunla ilgili görüşünüzü sorayım. Evet, işsizlik 10.8. Evet. Geçen yıl bu zamanlar yani açıklanan ay itibariyle baktığımızda 10.7 idi. 0.1'lik bir artış var. Hı hı. Ama öyle gözüküyor ki Ağustos ve Eylül'de de işsizlikte bir artış eğilimi olabilir. İşte Ekim, Kasım ayından itibaren tekrar orada da bir iyileşme süreci başlar. İşsizliğin çaresi daha çok yatırım. Neden? Çünkü Türkiye'de genç nüfus nedeniyle iş gücü tanımına katılan nüfusumuz her ay, her yıl çok yüksek. Dolayısıyla biz gelişmiş ülkelerden çok daha fazla istihdam yaratmak zorundayız. O nedenle de daha çok yatırım yapılması gerekiyor. Ekonomideki büyümenin hız kesen bu büyümenin tekrar yatırımlarla ivmesini artırması gerekiyor. O zaman istihdam tarafı tekrar ihtiyacımız olan miktarda artar ve işsizlik eğilimi düşüşe geçer diye birkaç ay böyle olacak gibi gözüküyor. Peki. Piyasaları da son olarak soralım. Kalan birkaç dakikamızda pozitif bir haftaya başladık. Dolardaki düşüş yansıdı yeni haftaya. 5.82 seviyesine kadar geriledi. Az önce paylaştık. Hala eksideydi. Son durum öyle mi? Siz görüyorsunuz şu anda. 5.83, 5.82, 5.81'i de gördü. Evet. Borsada yükseliş sürüyor. Borsada evet şu anda %1.5 civarında yukarıda. Hisselerin büyük bölümünde değer artışı var. Dediğimiz gibi kurlarda bu dengeleme devam ettiği sürece iyi bir piyasa göreceğiz. Borsada da şu an 98.109'dayız. Hani 100.000 psikolojik sınırı. Bu hafta eğer yine bilmediğimiz sonradan ortaya çıkacak bir aksilik olmazsa bu hafta 100.000'i aşabiliriz borsada. Tabii bunlar tahmin sadece. Normal şartlarda tahmin. Çünkü vatandaş hep kurlara bakar. Kurlara baktığı için de yatırımcı olarak da, bireysel yatırımcı olarak da kurlardan uzaklaşması ancak orada istikrarın sağlanmasıyla mümkün. Daha iyi bir piyasa bekliyoruz bu hafta. Geçen hafta da iyiydi. Ondan önceki hafta da iyileşme olmuştu. Muhtemelen artık kurlarda denge, borsada biraz rally dönemi olabilir. Peki takip ediyoruz. 30 saniyemiz kaldı. Aslında kapanış yapacağız ama bir cümle sadece Amerikalı şirketlerin yatırım atağına hazırlandığını söyledik az önce. Ne dersiniz bir cümle bununla ilgili? Türkiye evet, milyonlarca dolarlık yatırım yapacak. Yine ben vurgulayayım. Bazı yazılı olarak yanlış yansıdı. 100 milyarlarca dolar falan öyle bir rakam yok. Milyonlarca, evet. 100 milyonlarca demiş olabilir başkan. Evet Türkiye'de Amerikan firmaları yatırım yapmak istiyorlar. Kriz sürecinde de iki tarafın iş dünyası sık sık bir araya geldi. Hatta iki tarafın bürokrasisi ve daha alt düzeyde siyasileriyle görüşmeler oldu. Hatırlarsak en üst düzeyde de Sayın Cumhurbaşkanımız Türk-Amerikan İş Konseyi vasıtasıyla burada bir kabul yaptı. Onlara gerekli mesajları verdi. Amerika ile ekonomide stratejik işbirliği dönemi başlaması Türkiye'nin de çok yararına, Amerika'nın da çok yararına. Umarım tekrar şu son 3 aydır yaşadığımız bir ilişki bozukluğu olmaz. O zaman hem doğrudan yabancı sermaye hem fon girişinde Amerika bizim için çok kritik. Peki.
Çok teşekkür ediyoruz Sade Bey. Yorumladığınız için haftayı, hafta boyunca güzel haberler paylaşmayı temenni ederek bitirelim. Umudumuz öyle. İnşallah. Yarın aynı saatte bekleriz efendim.